Tabii bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde 3 Teknofest, 3 büyük şehrimizde düzenleme kararı aldık bundan 1,5 sene önce. İstanbul'daki etkinlik muhteşemdi. Yine Ankara'da coşku inanılmazdı. Şimdi Teknofest ilk defa İzmir'de yapılıyor. Burada da çok yoğun bir ilgi ve muhteşem bir coşku var. İlk gün kapıları açtık. Heyecan çok yüksek bir şekilde devam ediyor. İlk defa teknoloji yarışmalarımızın dışında Ankara ve İzmir'de biz teknoloji girişimlerinin katıldığı yarışmalar düzenledik. Ve bu bir anlamda yarışmalarda takımlarını kurmuş kardeşlerimizin, gençlerimizin girişimlere, girişim hikayelerine dönüşmesini açıkçası başından beri Teknofest'in arzuluyorduk. Onun da yarışmaları düzenlendi ve çok ileri seviye, çok başarılı olabilecek girişimlerin başvurduğunu gördük. Ankara'da 6 yarışma düzenlendi. İzmir'de de 4 tanesi daha devam ediyor. Geniş bir yelpazede. Teknofest kuşağı bir anlamda milyonlarca gencimize dokunarak Teknofest'in kalbi olan yarışmalarda takımlarını kurup yetişmiş bir kuşak yetişti diyebilirim. Ve bizler şu anlamda çok umutlu ve gururluyuz. Sadece savunma sanayinde değil, dünyaya damgasını vuracak eserleri sadece savunma sanayinde değil, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da geliştirecek bir kuşak yetişiyor. Öğrenilmiş çaresizliği üstünden silip atmış. Bizim kuşağımız biraz öyleydi. Bizim zamanımızda üniversitede okurken mühendislikte yabancı bir firmada bakım elemanı olmak böyle en ileri düzey hayaller arasındaydı. Şimdi öyle değil. Dünyaya damgasını vuracak teknolojik bir esere imza atmak, tümüyle kendi fikri mülki haklarıyla bunu geliştirmek artık bir hayal değil. Bu gerçekleşmiş durumda.